Bak orada ne var? Efe dur. Bunlar Efe'nin mizacına uygun davranışlar değil. Daha önce hiç böyle saldırgan tavırlarda bulunmamıştı. Bu keskin davranış değişikliğinin bir nedeni olmalı. Çocuğunuzun yardım çığlıkları bunlar. Sizden yardım bekliyor. Efe. Yürü gidiyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Biraz daha evde davranışlarını gözlemlerseniz ve bunları bana iletirseniz çok sevinirim. Tabii ki iletiriz. İyi günler. İyi günler. Bu kaçıncı ya? Bu kaçıncı? Her hafta başka bir problem. Eşkıya mısın oğlum sen? Neden arkadaşınla kavga ediyorsun? Şöyle, tamam. Şimdi sırası değil. Eve gidince konuşuruz. Sen hep konuşuyorsun Ali Kemal. Keşke birazcık anlasa. Adayı rahatsız ediyordu hep. Saçını çekti. Ağladı adam. Sana ne oğlum? Sana ne? Şule! Ne? Ali Kemal hep sen şımartıyorsun bu çocuğu. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Şule, lütfen arabaya bin, ben geliyorum. Ali Kemal, ne oluyor sana? Şule, arabaya bin. Bu tavırlarını anlamıyorum. Ben çocuğumla konuşamayacak mıyım? Ya sen konuşmuyorsun ki. Sen bağırıyorsun çocuğu, azarlıyorsun. Ne diyeyim? Aferin mi diyeyim? Arkadaşını çok güzel dövmüşsün, bir daha mı döv diyeyim? Ya hiçbir şey deme, sadece dinle. Bir kere de ne oldu oğlum de. Anlat de, otur ve dinle. Böyle miydi bizim oğlumuz? He? Böyle miydi Efe? Bundan hiçbir benim suçum değil. Onu bu hale siz getirdiniz. Ali Kemal, sadece kardeşi oldu, dünyanın sonu gelmedi. Ama yok. Efe kıskanmasın, Efe üzülmesin. Annenle sen de etrafında dön dön pervane oldunuz. Sonuçları gördük. Etrafındayız çünkü sen yoksun. Annesi yok. Senin açtığın boşluğu doldurmaya çalışıyoruz biz. Burak doğduğundan beri Efe ile ilgilenmiyorsun. Duymuyorsun çocuğu, görmüyorsun. Çocuk senin ilgini çekebilmek için çırpınıyor. Korkuyor çocuk. Onu artık sevmediğini düşünüyor. Tamam. Ben yetemiyorum. Bütün suç benim, ben kötü anneyim, tamam. Şöyle. Ben sana kötü annesin demiyorum. Bak ben... Ben gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Öğretmeni duydun. Bunlar Efe'nin yardım çığlıkları dedi kızım. Şule. Oğlumu
Çocuğumuz bizden yardım istiyor. Ali Kemal. Bir de benim yardım çığlıklarımı duysun lütfen. Bak. Ben biraz araştırdım. Doğum sonrası depresyonu falan diyorlar. Çok sık karşılaşılan bir durummuş. Yani oluyormuş, olabiliyormuş böyle şeyler. Bak. Bu doktor önerdiler. İstersen ara bir randevu ala. Psikiyatrist. Delirdin sen diyorsun. Şule, yanlış anlıyorsun beni. Şule! Şule! Yerim senin tontuş ayaklarını. Yerim senin tontuş ayaklarını. Gel giyelim çoraplarımızı. Dur. Hala gelmediler. Ne oldu acaba? Hayır, okuldan niye çağırdılar ki? Kavga filan mı etti acaba? Ne münasebet canım. Usludur benim torunum. Orası öyle de. Dengesi şaştı çocuğun. Şule Hanım sağ olsun. Ne oldu paşa? Paşa. Tut şunu. Acıkmıştır bu saate kadar. Yavaş al. Paşa. Neyse bakayım ha. Şöyle güzel bir gül bakayım, benim keyfim yerine gelsin. Ha? Benim oğlum muymuş? Bu benim güzelim miymiş? Oh, oh, tamam, tamam, tamam. Hayırdır gelin hanım? Niye çağırmış sizi? Hı? Teşekkür etmek için çağırmışlar. Çocuğu öyle güzel şımartmışsınız ki. Aynen böyle devam dedi. Hatta bir dediğini iki etmeyecekmişiz. Ali Kemal mi verdi bunu sana? Hı? İyi yapmış vallahi. Çok iyi yapmış. Anlat biraz, içini dök, belki iyi gelir sana kızım. Olur. İçimi dök. Ne diyeyim mesela? Hı? Ali Kemal'in dünyadan haberi yok. Annesiyle bir olup onu bir güzel kandırdık mı diyeyim? Ne diyeyim? Efe bizim oğlumuz değil. Bizim tek bir oğlumuz var. O da bu bebek mi diyeyim? Ne diyeyim Asiye Hanım?
Kayınvaliden vaktinde geldi, zorla kucağıma koydu. Senden yapmazsa başkasından yapar, kocan seni de boşar dedi. Ha? Ama ben artık o çocuğu bu eve barındıramıyorum. O çocuk artık bana batıyor, bunu mu söyleyeyim? Ben ne söyleyeyim Asiye Hanım? Sus dedim sana, sus! Ben ne anlatayım psikiyatrise? Her şeyi biliyorsunuz ya. Bunu da söyleyin, buna da akıl verin. Sana o çocuğu zorla ben vermedim, bu bir. Efe'ye anne olmayı sen kendin istedin, bu da iki. Kararları kendin verdin yani, gelin hanım. Tamam mı? Ben senin bir tek sözüne inanıp oğluma, aileme yalan söyledim. Senin sadece bir tek sözüne güvenip bir ömürlük yalana amin dedim ben. Niye yaptım acaba bunu? Kocan seni boşamasın, yuvan dağılmasın diye yaptım kızım. Ya. Hadi bakalım. Hadi. Hadi sil gözünün yaşını da toparla. Yoksa bu eve sığamayan sen olursun sonunda. Sana vereceğim tek akıl budur kızım. Görüyor musun? Ne kadar masum. Melek gibi. Bak. Anası istememiş bu bebeği. Yük bilmiş kendini. Ben yük bilmem. Başımın üstünde taşırım. Bir ömür boyu ona bakarım dersen. Al, senin olsun. Ama dağılsın yuvam. Ben kanımdan olmayanı içime sığdıramam dersen de karar senin kızım. Efe, ne yapıyorsun? Senin için. Özür dilerim anne. Tamam, gerek yok. Hadi çık dışarı, kardeşin uyanacak. Seni bir daha üzmeyeceğim. Söz, affettin mi beni? Efe, tamam, çık dedim. Anne. Efe, çık dışarı. Al işte, kardeşin uyandı. Tamam, ver çiçeği, aldım. Rahatladın mı? Şimdi çık dışarı. Ben sustum ki ona. Bırak, bak. Bırak. Bak, dinle. Ne yapıyorsun, yapma. Bak, görsün şimdi, susacak. Çok seviyor bu oyuncağı. Bak. Yeter.
dışarı. Efe çık dışarı. Anlamıyor musun sen? Çık dışarı. Allah aşkına yine ne oldu ya? Şule'nin sesi ta bahçeden geliyor anne. Bağırma oğlum, bağırma, bağırma. Duyacak şimdi kız. Loğusa oğlum, Loğusa. Kolay mı zannediyorsun sen Loğusalı? Sabredeceğiz. Hah. Paşam. Aslan parçası. Gel bakayım amcana. Efe. Ya anne baksana yine üzmüş çocuğu. Murat, oğlum sen karışma. Karışma sen. Kız iyileşmeye çalışıyor. Psikiyatriste mi gidecekmiş, nereye gidecekmiş? Eninde sonunda düzelecek elbet. Sabredeceğiz. Aman bir düzelemedi gitti. Karışma. Tamam, karışma. Efe. Paşam? Paşam ne arıyorsun? Kardeşimin çıngığını attı. Bulamazsak üzülme. Ben sana yenisini alırım paşam. Olmaz. Bir tek onun sesini seviyor. Öyle mi? Gel beraber arayalım hadi. O iyi takılmış bak. Nerede? Düşmemiş. Ağlayınca hep onunla susluyorum ben. Bir anda gülmeye başlıyor. Kardeşin oyuncağına değil ki. Abi seni gördüğünde gülmeye başlıyor. Seni görünce seviniyor oğlum. Annem beni görünce hiç sevinmiyor ama. Hep git diyor. İstemiyor beni. Hiç öyle şey olur mu paşa? Annen hiç öyle şey yapar mı? Gel bakayım sen şuraya. Annen uykusuz kalıyor geceleri. Kardeşim bebek ya daha. Gazı oluyor onun. Ağlıyor. Anneni de uyutmuyor. Sen de öyleydin bebekken. Sen de çok ağlardın. Annen ne yapardı biliyor musun sonra? Uykusuz kalınca babana bir kızardı, bir kızardı. Baban kaçacak yer arardı. Odalara saklanırdı. Geçecek hepsi paşa. Hepsi geçecek. Ne zaman eskisi gibi olacak annem, babaanne? Çok yakında. Her şey çok yakında düzelecek o. Her şey çok yakında eskisi gibi olacak babaanne. Gel bakayım sen böyle. Şule Hanım'ın vicdanı kendi evladı olana kadarmış. Gördük işte bu kadının düzeleceği falan yok. Hani neyine sabrediyorsak. Madem öyle bu çocuk bizim değil deyip verecekler annesine. Ben konuşacağım Asiye Hanım'la. Daha neler? Biz kimiz ki Asiye Hanım'a akıl vereceğiz? Ben söz verdim annesine ben. Bu çocuğun gözünden yaş akmayacak dedim. Bu çocuk hiç üzülmeyecek dedim.
Ben baktım o kızcağızın gözlerine. Asiye Hanım değil. Ben gördüm annesini Halil Osman. Böyle olduğunu bilse durur mu, bırakır mı oğlunu? Yapma yahu. Asiye Hanım zaten çocuğu ezdirmez. Asiye Hanım gerçek ortaya çıkmasın diye susar oturur anca. Osman Efendi, bize bir müsaade et bakalım. Hanımım biz... Hadi Osman Efendi. Sırlarımız ne zamandan beri dilimize vurur oldu Melek. Vallahi geç bile kaldım hanım. Ben vicdanımı susturup oturamıyorum öyle bir köşeye. Anası bu çocuğu bize zorla mı verdi Melek? Ha? Perişandı hali kızım. Bakacak durumda değildi. Öyleydi değil mi? Biz ne yaptık? Bakmadık mı çocuğa? Ha? Anasının istemiyorum dediği çocuğu kucağımıza almadık mı? Kollarımızı açmadık mı o çocuğa? Bir dediğini iki mi ettik, biz ne yaptık? Öyle. Öyle ama Şule Hanım artık çocuğu istemiyor. Senin o beğenmediğin Şule var ya... Öz anasından daha çok analık etti o çocuğa. O büyüttü onu. Anası değil. Tamam bir eserek geldi. Ama geçecek. Geçecek, bu böyle devam etmez. Toplayacak kendini Şule. Eninde sonunda toplayacak. Efe'ye gelince... Kapı gibi ben varım o çocuğun arkasında. Sen içini rahat tut. Merak etme. O çocuğun vebaline girmem ben. En az senin kadar korkarım Allah'tan. Melek. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Hoş geldin. Babam. Nasılsın bakalım ha? Nasıl benim oğlum? İyi babası. Büyüyor. Gün geçtikçe sana benziyor. Hatta güldüğünde aynı sen. Gel bakayım babana. Gel bakayım babana. Hop, hop. Baba. Oğlum. Hoppa. Of. Ya Efe sen biraz kilo mu aldın ha? Bu ne ya? Sen ne kadar ağırlaşmışsın. Dur bakalım anlarız şimdi. Hoppa. Hadi bir de böyle. Ay. Hadi bakalım herkes sofraya. Murat masadakileri tırtıklaya tırtıklaya doyurdu karnını bugün. Yok be anneciğim, abartıyorsun. Altı üstü kalite kontrol yaptım ya. Koş bakalım amcanın yanına. Koş koş koş. Gel bakalım paşam. Eline sağlık Melek abla. Aslan parçası. Olay çıkarmışsın bugün okulda. Sorma amcası, bizi mahcup etti. Ya sen niye mahcup oluyorsun ki? Abim anlattı, Efe haklıymış. Aferin sana, şampiyon korumuşsun kızım. Sen onu bir de Efe'nin hırpaladığı çocuğun annesine sor. Kadını zor ikna ettik. O da kendi çocuğuyla ilgilensin biraz. Değil mi? Bugün kız çocuğuna bunu yapan, yarın karısına, kızına neler yapar kim bilir. Boşuna dememişler, ağaç yaşken eğilir diye. Arkadaşını koruması güzel bir şey. Ama bir dahaki sefere benim oğlum bunu dövüşmeden yapacak. Değil mi Efe? Hı hı. Aferin oğlum. Siz böyle her yaptığını onaylarsanız zor biraz. Bakalım bizi daha neler bekliyor. Yenge sen doktora ne zaman gidiyorsun? Randevu falan aldın mı? Ne doktoru? Bu ara biraz üşüttün ya sen. Murat. Size afiyet olsun.
Burak uyudu mu? Evet. Murat'a mı bozuldun sen? Hı? Ya takılma şuna. Murat işte. Her zamanki gibi zevzeklik yapıyor. Sorun yok. Alıştım ben kardeşine. Size de eğlence çıkıyor. Şule. Bugün çok üzerine geldim, farkındayım. İstemiyorsan doktora gitme, tamam. Biliyorsun, istemediğin hiçbir şeyi sana zorla yaptırmam. Sen mutlu ol yeter. Sen benim yanımda ol, ben başka bir şey istemiyorum. Ben ne yaşarsam yaşın bir çıkış yolu bulurum kendime. Senin için, bizim için. Ne gerekiyorsa yaparım. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Baba. Yanınızda yatabilir miyim bu gece? Tabii ki yatabilirsin. Gel bakalım. Gel. Hop, gel bakalım. Tamam. Gel bakalım böyle. Ha. Anne sen de gelsene. Efe sakın yapma. Oğlum! Oğlum! Çok yorgun. Yazık. Uyusun biraz. Ağlama. Dokunma oğluma. Girmeyeceksin bu odaya bir daha. Dokunmayacaksın ona. Şule. Efe. Oğlum. Baba. Ben bir şey yapmadım. Ağlamasın diye. Tamam.
böyle. Sakın. Melek abla. Ali Kemal, ne oldu? Efe. Efe? Tamam, tamam oğlum. Tamam, geçti oğlum. Hiçbir şey yok, hemen geçecek. Bırak Melek abla, çabuk. Bana. Sen ver bakalım bana onu bir. Dur. Yok bir şey. Paşam. Ağlama babaannem. Ufacık bir çizik o ya. Ben annem uyusun diye Burak'ı uyutacaktım sadece. Yorulmasın annem diye. İtti beni. Yok babaannem. Olur böyle şey. Annen tutarmış seni. Görmemiştir karanlıkta. Ali Kemal! Ali Kemal, ben görmedim. Yemin ederim. Ben kabus gördüm. Gerçek gibiydi. Çok korktum. Ben oğluma neden zarar veririm? Ben onun annesiyim. Ben senin kim olduğunu bilmiyorum artık. Ben bu kadını tanımıyorum. Ali Kemal, lütfen. Ben bu kadınla evlenmedim. Çünkü ben böyle bir kadınla evlenmem. Şule, ya kendini topla ya da... Ali Kemal, sus. Sakın da bunu yapma. Sakın. Topla kendini artık Şule. Ben çok yoruldum. Bugün Efe bana babaanne, annem beni niye istemiyor diye sordu. Nasıl yani, şimdi sırası değil. Ben de ona oğlum kardeşin daha çok küçük. Ağlıyor, annen de uykusuz kalıyor dedim. Nasıl anne? Oysa çocuk sen uyu dinlen diye kardeşini eğlemek için uğraşıyormuş. Başka ne yapabilirdik? Öldürecek değildi ya. Belki de öldürürdü. Nereden biliyoruz? Tanıyor muyuz onu? Annesini, babasını biliyor muyuz? Katildir belki. Kanı bozuktur belki. Nereden biliyorsun? Bana bak, bana. Gözlerimin içine bak gelin hanım. Gerekirse bu evden herkes gider. Sen, Melek, Osman Efendi. Bu sırra ortak olan herkes gider bu evden. Hatta gerekirse... Evet, ben bile giderim. Ama o çocuk bu evde kalacak. Duydun mu beni? Bu da sana son ihtarımdır Şule.
Asiye Hanım. Git yat Melek. Çocuğa eziyet ediyor. Melek git yat. Görüyorsun işte. Git yat dedim sana. Yat. Hadi Efe uyumuş bak. Git yat artık. Yarın sabah işe gideceksin hadi. Böyle iyi anne. Bak ne olursa olsun o yastıktan başını çekmeyeceksin oğlum. Hadi. Neden? Babam gibi mi olurum? Yok ben onu... Sen onu kastediyorsun anne. Bugün o yastığa kafamı koymazsam... ...yarın da babam gibi çeker giderim. Değil mi? Bundan korkuyorsun. Oğlum. Anne. Ben babam değilim. Sen de şöyle değilsin. Şimdi izin verirsen... ...bu gece oğlum doyacağım. Efe nerede? Şimdi okula gönderdim. Hadi ya. Keşke paşamın yüzünü bir görseydim gitmeden. Servisi kaçırdı. Osman Bey okula götürdü. Babamı öp dedi giderken. Melek nerede? Az işi varmış. Bir saatte gelirim dedi. Ne işiymiş bu? Bilmem sormadım Asiye Hanım. Allah Allah. Sabah sabah ne işiyse. Sen şimdi götürmüyor musun bizi? İyi madem. Efe, in kuz. Niye ki? Okula geç kalacağım. Okuldan önce bir yere uğrayacağız. Hadi kuzum, hadi. Dur kadın, dur. Hepimizi yerinden edeceğim. Ben kararımı verdim Osman. Yanımda olmayacaksan mani de olma. Ali Kemal, akşam geldiğinde konuşursunuz artık karınla, ha oğlum? Kız da perişan olmuş zaten. Kabus görüyor. Neye uğradığını şaşırmış. Ya insan hiç bile bile çocuğuna hırpalar mı oğlum Allah aşkına? Yapma ne olur ya. Uzatma.
beni de bırakır mısın? Doktordan randevu aldım. Yolun üstü arabamı boşuna almayayım. Bırakır tabii kızım. Tabii bırakır. Uzatma artık yeter. Hadi. Parka sonuna gelsek olmaz mı? Okula geç kalacağım. Bir şey olmaz kuzum. Ben konuşurum öğretmenine. Hadi çocuklar var orada. Hadi oyna kuzum. Çocuk için gelmiştim. Gel. Çocuk nerede? İyi olacak değil mi? Olacak. Severler değil mi onu? Hem de nasıl? Üzmezler değil mi? Üzmezler. Kefilim ben. Evlat diye yanıp tutuşuyorlar. Karnı tok. Altında yeni değiştirdim. İstemez. Kızım, lazım olur. Olmaz lazım falan. Al çocuğu git. Vazgeçiyorum dersen... Git. Thank you.
Hadi.